Şu anda yeryüzünde ne kadar kafir, münafık ve Hristiyan, Yahudi varsa bilin ki bunların tek gayesi, hikaye okumuyorum, Müslümanları gavur etmektir. Hepsinin çalışmasının semeresi bunun içindir. Bu meyveyi yemek için yapıyorlar. Artık ellerindeki bütün imkanları da bu yolda harcıyorlar. İnternetler, televizyonlar, medyalar, yazılar, çiziler, teknolojiler, daha neler neler neler. Hepsini istiyorlar ki Müslümanları gavur edelim. Ben Müslümanım. Öyle mi? Hiç belli olmuyor. Hiçbir iman işaretini göremedik sende. Ne namaz var, ne abdest var, ne zikir var, ne fikir var, ne Kur'an-ı Kerim'i bilmek var, ne okumak var, ne manasından haber, ne Muhammed Mustafa'dan bir haber, okuduğun, bildiğin sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ne biçim Müslümanlık? Karını açarsın, kızını saçarsın, faiz yersin, yalan konuşursun, dolandırırsın, her türlü sahtekarlık var sende. Bu ne biçim bir Müslümanlık oldu ya? Hangi dinin Müslümanısın sen? Müslümanlık teslim olmak ya şimdi. Hangi dine teslim oldun sen? İslam'a mı? Şeriat-ı Muhammediye'ye mi? Sümme ce'annâk alâ şeriatim minel emri fettebiyaha ve lâ tettebiyaha ve ellezîne lâ ya'lemûn. Ey Habibim, ey Muhammed Mustafa'm sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra biz seni bir şeriat-ı Muhammediye sahibi yaptık. Bak Allah diyor, şeriat sahibiyiz bizler. Fettebiyaha, sen o yola uy. Şeriat ne diyorsa onu yap. Şeriatın kestiği parmak acır mı? Acımaz, işte bu o demektir. Onu yap. Sakın ha bilmeyenlerin hevasına uyma. Adam bakıyorsun, din işleri yüksek kurulu olmuş. Laf edemiyorsun, bir şey diyemiyorsun. Yaptığına yanlış demeyecek miyiz seni? İstersen cumhurbaşkanı ol, istersen başbakan ol, istersen dünyanın kralı ol, fark etmez. Yanlış yapıyorsan yanlışına yanlış deriz. Müslümanlık budur. Din İşleri Yüksek Kurulu fetvasını yayındı. Şehvetle elini, kadının erkeğin elini tutmadığı takdirde haram olmaz diyor. Sen ne biçim din işlerisin be? Hangi dinin yüksek kurulusun sen? Böyle bir fetva olamaz. Bizim dinimiz bunu kaldırmaz. Bizim hiçbir mezhebimizde bu yoktur. Dört mezhebi araştırın, yok. Hiçbir peygamberin şeriatında da yok aleyhisselam. Hani olsa bir peygamberin şeriatında, belki diyeceğiz bir yere uyduruyor, bir şeyler yapıyor. Yok, kadının elini şehvetle tutmadın mı? Niye? Efendim, birilerinin önünü açmak için, birilerinin yaptığını Müslümanlara sevimli göstermek için, İslam'da varmışçasına kabul ettirmek için. Böyle yapa yapa bugün faizi Müslümanlar helal görmedi mi? Artık namahrem mahrem diye ayırt ediliyor mu Allah aşkına? Kimse kimseye ayırt etti yok. Bu kadar işler yapılırken, bu kadar yanlışlar ortadayken, bu kadar İslam'ın, şeriatımızın, Kitab-ı Kerim'imizin, Peygamber-i Zişanımızın onuru, şerefi, haysiyeti ayaklar altında çiğnenirken, bunlara hiçbir gık çıkarmayan, susan bazı kesimler, ilahiyatçı geçiniyorlar, imam hatipçi geçiniyorlar, bilmem ne, kalkıyorlar. Ehl-i sünnet vel cemaat, medrese tahsilli ve medreseyi seven ve medreselere saldırıyorlar. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Yahu sen, biz seni bir meyhaneye giderken görmedik. Hayır, içmeye git demiyoruz sana. Emri bil marufta görmedik. Biz seni bir esnafa ziyarette görmedik ey ilahiyatçılar. Ey imam hatip eğitim öğreticileri. Hatta genellemeyelim, genellemeyelim. Konu gelmişken söyleyelim. Ey Türkiye İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri ve Dekanları Konseyi. Konsey olmuşsunuz ya. Şimdi bu vatandaşlar duyuru yapıyor. Kim bu? Türkiye İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri ve Dekanları Konseyi. Bunun başkanına dedim bakalım kimdir? Baktım zaten bir meymenet de yok kendisinde.
Yani meymenetten muradım şudur kardeşim. Sen bir hocaysan, bir ilahiyatçıysan, bir profesör, ben senin yüzüne baktığım zaman sen de onu görmem lazım. Yani biz bir papazla bir Müslüman hocayı, alimi yan yana koyduğumuzda bu papaz, bu Müslüman demeliyiz ya. Ya papaz bile giderken kardeşim bir yere üstünden şeyini çıkarmıyor ya. Ne diyorlar ona? Entariyesi. Entarisi var, haçı var ya. Adamda bir şey var yani, bir duruş var. E biz sende hiç böyle bir... Kafasındaki kavur hocam. Kafasında efendim kendine göre taktığı bir şey var. Külah mı diyor, ne diyor? Onu Yahudiler takıyor da. Ne o? Kipa. Kipası var. E nerede şimdi öbür tarafta? Sen de biz böyle bir şey göremedik yani. Sen yüzün sinek kaydı. Efendim İslam'a uymuyor. Uymuyor. Hiçbir peygamber sakalsız değil. Kusura bakmayın. Boynunda var İngiliz'in kravatı. Ya İngiliz'in kravatı dedimse İngiliz köleler takıyordu bunu. Sen neyin dekanı oldun? Kim takıyorsa taksın kravat. Beni alakadar etmez. Ama sen bir hoca kisvesiyle bilme. Şimdi bu demiş ki bu ilahiyat dekanları işte ve İmam Hatip öğreticileri, altını çizmedin mi? Çizdim. Hani? Şimdi bunlar diyor, köklü bir geçmişe ve din eğitimi tarihimizde çok önemli bir yere sahip olan İlahiyat İslami İlimler Fakülteleri sayıyor sayıyor. Hiçbir tane de görmedik böyle adam akıllı köklü yetiştirdiğiniz bir tane bir adam da. Bu çerçevede yani siz diyorsanız ki Mehmet Savaş Hoca, Halil Gönenç hocalar bunlar bunları medrese yetiştirdi. Sizi de bu alimler yetiştirdi. Siz var ya, siz hain nankörsünüz. Yediğiniz kaba yemedik diyorsunuz. Siz medrese tahsilli alimlerin, Mehmet Savaş hocaların, efendim Halil Gönenç hocaların talebesisiniz ey hainler. Kalkıyorsunuz o medeniyete alçaklık yapıyorsunuz. Medrese geleneğine hakaret ediyorsunuz. Neymiş? Resmi değilmiş. Ne diyor? Gayrimeşru gösteriyorsun. Ne diyor? Orada bir şey daha var. Efendim, yani kanuni değil diyor. Ben sana şeyini söyleyeyim. Merdiven altı diyor yani. Direkt söylemiyor. Kanuni olmayan bilmem ne. Ne demek ya? Ya kardeşim, biz devletten bir destek almıyoruz medreseler olarak. Bu kadar talebeleri Müslümanlarla bir araya gelip gayret edip gece gündüz çalışarak bir medrese yapıp ayakta tutmaya, orada ilim talebeleri yetiştirmeye, Osmanlı geleneğini yaşatmaya çalışıyoruz. Devletten destek yok. Efendim hiçbir şeyden destek yok. Resmi kurumdan. Bari gölge yapmayın ya. Bu kadar devletin desteğini aldınız arkanıza da ne yaptınız ya? Bu kadar ilahiyatlar, imam hatipler. Ulan sizin içinizden çıkan adamlar Abdülaziz Bayındır çıkmış bunların içinden. Tekvir suresi 26. ayette buyurulan, bu Kur'an hakikatlerini terk edip nereye gidiyorsunuz? Ayeti cellesi var ya, sorusuna bakınız Allah Celle sizin nereye gittiğinizi bilmediği için soruyor diyecek kadar beyinsiz bir adam. Ve bu adam Süleymaniye vakfı mı derneği mi bir şey kurmuş Süleymaniye isminde, bu isimli adam her türlü at koşturuyor. Ve Allah-u Teala gaybı bilmez diyen bir adam bu. Senin kimle evleneceğini bilmez diyor. Allah bilirim diyor, o bilmez diyor. E siz bunu yetiştirdiniz ve bu adam bunu söyledi. Mehmet Okuyan, okumaya sıcağı. Tarafından yapılan kabirde hayat yoktur ki olsun. Balık baştan kokar. Hayrettin Karaman da diyor. Kabirde kabir azabı yoktur bilmem ne. Oraya kamera yerleştirseniz. Gelse insanlar bunu izlese gavurlar. Ne anlatacağız bu insanlara? Bak kabirde azap yok. La sen ne biçim bir hocaların hocasısın ya? Yani böyle ulan en cahil. Yani onun için peygamberimiz vuruyor. Koca karı itikadından ayrılmayın ha. Ya en cahilimiz kabir azabını bilir. Allahümme. Ey Allah'ım. İnni a'udübike minel hubsi. İnni a'udübike min azabil kabri. Ey Allah'ım. İnni eûzü bike, sana sığınırım. Min azâbil kabri, kabir azabından. Kim yapıyor bu duayı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapıyor. Şimdi Peygamber Efendimiz olmayan bir şeyden mi Allah'a sığınıyor? Ya kabir azabı var ki sığınıyor. Şimdi sizin bu Mehmet Okuyan'ınız da diyor ki kabirde hayat yoktur ki azabı olsun. Ey Mehmet Okuyan'ı böyle ağızlarından salya akarak dinleyenler, hocaymış gibi kıymet verenler. Duyun, duyun bunları. Duyun.
Kabirde hayat yoktur ki azap olsun diyerek ve lügat bilgisiyle konuyu harmanlayarak meselemizi hadislerin ışığında incelemeden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i ve bütün sahabe-i ikram Rıdvanullah Teala aleyhi mecmain hazretatını hiçe sayarak insanüstü bir gayretle mantık ve kisvesine bürünecek kadar da ilmi düşünceden uzak bir adam bu. Geldik Mustafa İslamoğlu. Oraya İsyanoğlu yapalım. Hocam derdi lal oğlu. Lal, lal. Yani bunun dili var da bu kalp dili yok. Kurumuş. Şimdi bu Mustafa İsyanoğlu ne diyor? Hayızlı kadınların namazlarını kaza etmesine gerek yoktur. Çünkü erkekler bir kez şehit olur. Kadınlar ise her ay şehit olur. Aa! Lan bu ne biçim bir feminist bir söylemdir ya? Ya siz bunları yetiştirdiniz. Bu Mustafa İsyanoğlu'nun dedikleri, Adem Aleyhisselam babası vardır, kadere inanma lüzum yoktur, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kibirli adamdır. Ya say say bitmez. İman esaslarını inkar eden, bak burada Mustafa Öztürk'ü, İlhami Güler'i, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden bazı surelerin çıksın, çıkması gerekiyor. Kehf suresini kime anlatacağız? Öbürüsü diyor, efendim cennet ayetleriyle alakalı bunlar diyor, olsa olsa eşcinsellerin yaşantısıdır diyor. Bu Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri eşcinsellerin yaşantısına benzetecek kadar alçak adamlar yetiştirdiniz siz. Şimdi siz bunların hepsini bıraktınız. Bunlara hiç kimseden bir laf bir ses yok. Ahmet Mahmut Ünlü Cübbeli Ahmet Hoca Efendi. Adam ne dedi? Ne diyor? Katıldığım için söylüyorum. Ne diyor? Ya diyor kardeşim, İmam Hatiplerde, ilahiyatlarda deistlik ve ateistlik oranı arttı diyor. Doğru söylüyor. Ben bunu gözümle görmesem, bizzatihi şahit olmasam belki ben de derdim yani bir araştıralım ondan soracağız. Ya biz bunu İsmail Ağa'da işte orada taş medresede gelen birkaç o İstanbul İmam Hatip'ten gelen birkaç delikanlıdan gördük. Adamlar Kur'an-ı Kerim'in evet, mealini okuduk, biz ateist olduk diyor. Öteksi biz deist olduk. Neden diyoruz? Efendim diyor, çelişki buldum diyor. Mealen okuyor ya, kafası basmıyor o meali, anlayamazsın çünkü. Kur'an-ı Kerim öyle şey bir kitap değil ki yani. Ya muciz bir kitap. Seni aciz bırakır. Mücmel bir kitap. Ya bunu kim açıyor bu kapalılığı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açıyor. Şimdi dolayısıyla efendim ateistlik ve deistlik oranının zaten İmam Hatip ve ilahiyatlarda arttığına şaşırmamak lazım. Neden? Adam diyelim mimarlık okuyor, muhasebe okuyor. Ya bu adamın dinle zaten bir alakası olmadığı için kendi işine bakıyor, mesleğine, zanaatına bakıyor. Ama ötekisi ilahiyat okuyor, ötekisi İmam Hatip okuyor. Şimdi sen İmam Hatip okuttuğun bir öğrenciye, bir talebene bir derste diyorsan ki yerleri gökleri yaratan Allah'tır evladım, şöyledir böyledir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dır, Kur'an-ı Kerim haktır sana sen. Böyle anlatıyorsun. Güzel maşallah, ne güzel. Öteki derste de felsefeci bir tanesi gelip de burası kosmos anayla oldu, burası Big Bang patlamasıyla oldu, yok Darwin teorisi, yok maymundan geldim bilmem ne derse, bu talebede birini seçmek durumunda kalırsa şeytan da hangisini ona daha hoş gösterdiyse onu kabul ediyor. Böylece deist ve ateist olunuyor. Yani bu talebeleri, İmam Hatip ve ilahiyat talebelerinin deist ve ateist yapanlar, orada görev yapan bir takım eğitim, öğretim görevlileridir. Bunlar yapıyor bunu. Ve bunların isimlerini işte size sayıyoruz zaten. Adam diyor ki bak, İlhami Güler ne diyor bak. İlhami Güler denilen o zındık herif. Nerede? Akla ve mantığa uymadığı gerekçesiyle İlhami Güler, İsra suresinin son 3 sayfasının ve bu metinlerin ışığında abartı veya hurafe olarak değerlendirilebilir her ayetin ve surenin silinmesi. Aa! Bunları tefsir profesörü söylüyor ya. Hurafeymiş Kur'an-ı Kerim'de, abartı varmış ve bunların silinmesi lazımmış ya. Bu nasıl bir laftır? Bu adam tefsir profesörü. Bu adam ilahiyatta bugün talebe yetiştiriyor. Şimdi sizler burada kim bunlar? İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri, hem de Türkiye ve Dekanları Konseyi. Bu adamlara niye bir şey demiyorsunuz? Haklı serzenişe,
öz eleştiriye gösterdiğiniz tepkiyi haksız ve hadsiz ve insanları kafirliğe kadar götürecek, dinsizliğe kadar götürecek açıklamalara niye bir tane cevabınız yok? Bu mudur sizin ilahiyatçılığınız? Bu mudur sizin Müslümanlığınız? Öyle takıp da o İngiliz uşaklarının efendim giysilerini giyip de çıkıp da efendim şeylerde poz vermekle mi oluyor bu işler? Sizin derdinizi biz biliyoruz. Sizin derdiniz bu sarık. Sizin derdiniz sakal, cübbe, şallar. Sizin derdiniz Osmanlı. Siz Osmanlı düşmanısınız çünkü. Siz Osmanlı ve bakiyesini ve medreselerini bu ülkede görmek istemiyorsunuz. Aleyhinize olacak. Oysa öz eleştiri kabilinden bir söz duyduğunuzda dayanamıyorsunuz. Hop oturup hop kalkıyorsunuz. Allah size fırsat vermesin. Amin. Cenab-ı Hak bütün imkanlarınızı medreseye tebdil eylesin. Amin. Böyle de dua ediyoruz. Ne yapalım? Biz duacıyız. Böyle acayibül garayip işler oluyor cemaat-i müslümin. Görüyorsun işte. Biz dersimize devam edelim. Şimdi bu kafirler, yani ehli kitaptan olan kafirler, Müslümanların ancak gavur olmasını isterler. Neden dolayı? Çünkü haseden, hasetler, çok hasetçidirler onlar. Min indi enfüsihim, kendi yanlarında, yani onların içinde bir hasudatlık vardır. Onlar Müslümanlar gavur olsun diye uğraşırlar. Min ba'di ma tebeyyene lehumul hak. Hatta kendilerine hak tebiyin olunduktan, açıklandıktan, beyan olunduktan sonra bunu yaparlar. Anlarlar ki Kur'an-ı Kerim haktır. Bilirler, ayetleri duyarlar. Yani hissetme vardır ya, hani Cenab-ı Hak ona hissettir hak oldun. Buna rağmen batıla çalışırlar. Fa'fu, siz affedin. Aslında affedin ne demek biliyor musun? Affeder gibi yapın. Vesfahu, ve yüz çevirin onlardan. Yaptıkları, biz yüz çeviremiyoruz şimdi bunlardan da. Yüz çeviremedik işte, hemen söyledik. Neden? Çünkü bizler hocalarımızı, alimlerimizi, medreselerimizi hedef alan alçaklara karşı her zaman dikileceğiz. Bu kadar olmaz. Bu kadar olmaz. Niye alçak diyorum? Bak bunun altını çiziyorum. Çünkü dinimize yapılan saldırılara ses çıkarmıyorlar. Milleti gavurlaştıracak efendim sözlere bir cevap yok. Ama hak olan söze yıkım var. Sen madem Cübbeli Ahmet Hoca'yla derdin var, medreseyi niye hedef alıyorsun? Medreseyle ne alıp veremediğin var? Şahıs olarak Cübbeli Hoca'yı al hedef alacaksan. Adam zaten hedef tahtası olmuş. E bir de sen al. Bana ne? O kişisel derim filan derim. Ama şimdi burada sen medreseyi hedef alıyorsun ya. Burada biz o zaman kazan kaynar. Kusura bakma. İstersen de bak.